Your Excellency Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Narendra Modi, hanımefendiler, beyefendiler. Burada 3 doküman imzalanacak. Bu basın toplantısına hoş geldiniz diyorum. Hindistan Dışişleri Bakanı ve Türkiye Diplomasi Akademisi arasında imzalanacak. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi temsilen imzalayacak. Hindistan'ı temsilen de Sayın Sushma Swaraj da Dışişleri Bakanı imzalayacak mutabakat zaptını. Thank you. The second. Çok teşekkürler. İkinci mutabakat zaptı 2017-2020 yılları arasında geçerli olacak kültürel değişim programı için imzalanıyor. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı, Hindistan'ı temsilen de Dışişleri Bakanı Sayın Sushma Swaraj imzalayacak. Teşekkürler. Üçüncü mutabakat zaptı. Hindistan Telekom Otoritesi ve Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından imzalanacak. Sayın Ulaşım ve İletişim Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Sayın Vijay Goel de Hindistan'ı temsilen imzalayacak. Kendisi Gençlik ve Spor Bakanı'dır. Excellencies, this concludes the exchange of. Hanımefendiler, beyefendiler, bu imza töreninin sonuna geldik. Şimdi görüşlerini almak üzere sözü vermek istiyorum Sayın Başbakan'a. Ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygıdeğer heyet üyeleri ve basın mensupları. Bugün burada sizlerin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve heyetine en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum. Hindistan'a hoş geldiniz diyorum. Sayın Ekselansları, Türkiye'ye yaptığım ziyareti G20 vesilesiyle Kasım 2015'te yaptığım ziyareti hep hatırlayacağım. Sizin de gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizlere bunun karşılığında aynı sıcaklığı, aynı niyeti sizlere sunabilme fırsatı verdi. Ben sizin güzel ülkenizi ziyaret ettiğimde aynı şekilde sizden bunları görmüştüm. Hindistan ve Türk halkları beraber derin ve çok eskilere dayanan ilişkiler kurmuştur. Kültür ilişkileri ve dil bizim toplumlarımızı bir araya getiriyor. Yüzlerce yıldır bir araya getirdi, birbirine bağladı. Mevlana Celaleddin Rumi, evet, Türkiye'de doğdu ama onun bize miras bıraktıkları Sufi geleneği Hindistan'ı da etkiledi. Hindistan'a kadar geldi. Dostlarımız, bugün yaptığımız kapsamlı görüşmeler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Özellikle de siyaset, ekonomi ve kültürel açıdan yapabileceklerimizi görüştük. Ayrıca bölgemizdeki gelişmelerle ilgili düşüncelerimizi de paylaştık. Dostlarımız, Hindistan ve Türkiye iki büyük ekonomidir. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben kesinlikle şunu düşünüyoruz. Ekonomilerimizin gücü bizlere
çok fazla fırsat sunuyor ve bu sayede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için de çok fazla fırsat sunuyor. Her iki hükümet nezdinde bütün fırsatları değerlendirmemiz lazım. Bunu stratejik bir şekilde ve uzun vadeli düşünerek yapmamız lazım. İkili ticaret hacmimiz şu anda 6 milyar dolar civarında ama hiçbir şekilde iki ekonominin yapabileceklerini yansıtmıyor. Burada sektörler, her iki ülkenin de sektörleri, sanayileri çok daha fazlasını gerçekleştirebilir. Böylesine üst düzey bir ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu bu ziyaret aslında bu sabah biz bir araya geldiğimizde Hindistan'ın sunabileceklerine görüşme fırsatı verdi. Biz bu sayede şu anda hızlı büyüyen Hindistan'da bulunan fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirebilme fırsatı verecektir. Hindistan'da bazı altyapı ihtiyaçları var. Ben bunların bazılarını sabahki zirvede de söyledim. Akıllı şehirler geliştirme projemiz mesela Türkiye'nin sunabilecekleriyle çok güzel örtüşüyor. Biz Türk şirketlerinin sunabileceklerini bizim projelerimizle eşleştirmek istiyorum. Bir araya getirerek bu altyapı projelerinde ya tek başına veya Hintli şirketlerle beraber bunu yapmalarını istiyorum. Bugün imzalanan bu anlaşmalar sayesinde, bu ilişkiler sayesinde kurumlar arasındaki işbirliğinin daha da artmasına vesile olacaktır. Buna kalben inanıyorum. Kimi zaman toplumlar yeni zorluklar, yeni durumlar yaşarlar. Her gün bunlarla karşı karşıya kalırlar. Bazı heyecan verici durumlar olduğu gibi bazı acil durumlar da yaşanmaktadır bölgemizde. Özellikle turizmden gelen sıkıntılar, tehditleri ben Cumhurbaşkanı'yla detaylı olarak konuştum. Biz Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümüzde herhangi bir şekilde bu terörist faaliyetlerin hiçbir makul bir nedeni olamaz. Dolayısıyla bütün ülkelerin bu terörist ağları ortadan kaldırmak için, onların finansman kanallarını ortadan kaldırmak için ve sınır ötesi faaliyetlerini durdurmak için beraber çalışması gerekir. Ayrıca beraber çalışarak tüm bunları, bu ideolojileri, bu şiddet ideolojilerini beraber çalışarak ortadan kaldırmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben beraber çalışarak, işbirliği yaparak, hem ikili olarak hem çok taraflı olarak işbirliği yaparak bu kötülükle baş etmeye karar verdik. Ayrıca toplantımızda çok kapsamlı çalışmalar olması lazım. Birleşmiş Milletler'de mutlaka reformlar yapılması lazım. Güvenlik Konseyi'nde bunun çok daha temsil edici nitelikte olması gerektiğini söyledik. Her ikimiz de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 21. yüzyıl dünyasını yansıtmalı diye düşünüyoruz. Geride kalmış yüzyılı yansıtmasının zamanı geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar Hindistan'a hoş geldiniz. Bu son derece verimli görüşmeler için çok teşekkür ederim. Bugünkü görüşmelerimiz
Türkiye ile Hindistan arasındaki ortaklığı çok daha ileri düzeyleri taşıyacaktır. Sizlere burada kaldığınız süre boyunca çok verimli geçmesini istiyorum efendim, diliyorum. Çok teşekkürler. Thank you sir. May I now request His Excellency? Şimdi de sözü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na vermek istiyorum efendim. Sayın Başbakan, değerli dostum, saygıdeğer heyet üyeleri, Türk ve Hindistan basınının kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Hindistan Cumhurbaşkanı Sayın Mukherjee'nin davetine icabetle Hindistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Öncelikle değerli dostum Başbakan Sayın Modi'ye şahsım ve heyetim adına kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sözlerimin hemen başında 24 Nisan günü gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Hint güvenlik görevlileri için bir kez daha taziye dileklerimi ifade etmek isterim. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve bu menfur saldırıyı da lanetliyorum. Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerine karşı mücadele eden bir ülke olarak Hintli dostlarımızın acısını bizler çok iyi anlıyoruz. Şunu altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye terörle mücadelesinde Hindistan'la tam bir dayanışma içerisindedir. Terör örgütlerinin hedefi yıldırmak, kan ve gözyaşı üzerinden ikbal devşirmektir. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaklardır. Mahatma Gandhi'nin veciz ifadesiyle güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. İki dost ülke olarak terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına, bizlere boyun eğdirmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Savaşımız esnasında Hindistan halkının desteği milletimizin hafızasında özel bir yere sahiptir. Hindistan konumu, nüfusu, kaynakları ve ekonomisiyle stratejik bir öneme sahip ülkedir. Asya'daki tüm uluslararası gelişmelerde Hindistan'ın kritik rol oynadığını görüyoruz. Hindistan'ın her alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye, Hindistan'la ilişkilerini her alanda geliştirmeye devam edecektir. Bugünkü görüşmelerimizin bu açıdan çok önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Bu sabah önce Dışişleri Bakanı Sayın Sushma Swaraj'ı kabul ettim. Kendileriyle detaylı görüşmelerimiz oldu. Ardından Sayın Başbakan'la dar kapasiteli, daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Az önce bu görüşmelerimizi bitirdik ve şimdi de sizlerle bir aradayız. Ve ilerleyen saatlerde ise Cumhurbaşkanı Sayın Mukherjee ile bir araya geleceğim. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Bundan sonra da Türkiye-Hindistan ilişkilerini stratejik bir vizyonla geliştirmeye devam edeceğiz. Başta ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olmak üzere ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Karşılıklı yatırım fırsatları üzerinde durduk. Az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi ticaret hacmimizin yaklaşık 6,5 milyar dolarda olması bizim için yeterli bir rakam değildir. Bizim bunu asgari 10 milyar dolara en kısa zamanda
çıkarmamızın ben faydalı olacağına inanıyorum. Ki bu irade de aslında her iki tarafta var. Enerji ve diğer alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi de değerlendirdik. Ayrıca iş forumu toplantısı vesilesiyle iş adamlarımız bir araya geldiler. Yeni işbirliği projelerini, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları nasıl artırabileceklerini değerlendirme imkanı buldular. Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak için Türk Hava Yolları'nın uçuş noktalarının ve mevcut uçuş frekanslarının artırılması gerekiyor. İş adamları ve yatırımcılarımıza vize kolaylığı sağlanmasından bilgi teknolojileri, enerji, kültür alanlarında işbirliğine kadar birçok alanda atılabilecek adımlar bulunuyor. Ve özellikle de yine yerli para birimine geçmek suretiyle paralarımızı kur baskısından kurtarmanın da gereğine inanıyoruz. Bütün bu hususları etraflı olarak ele alma imkanını bulduk. Ayrıca istişarelerimiz sırasında 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi verdim. 249 insanımızın şehadetine, 2193 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş terör örgütlerindendir. Sadece ülkemiz için değil, legal görünümlü kuruluşlar altında faaliyette bulunduğu diğer ülkeler içinde çok ciddi tehdit oluşturmaktadır. 15 Temmuz'dan bu yana hukuk ve adaletten taviz vermeden bu terör şebekesiyle yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Dostlarımızı da FETÖ'nün örgütlenme modeli, devlete sızma şekilleri, insan kaynağı ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyor, ikaz ediyoruz. Dost Hindistan'ın alacağı önlemlerle FETÖ'yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma sergileyip desteğini ifade eden Hindistan yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dünyada popülizmin arttığı, din, etnik köken, mezhep temelli ayrışmanın körüklendiği, Doğu-Batı karşıtlığının vurgulandığı bir süreçten geçiyoruz. Bilhassa Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyoruz. Bizler tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik yapmış ülkeleriz. Farklılıklarımızı bir tehdit değil, zenginlik olarak görüyoruz. Böylesi müstesna birikime sahip ülkeler olarak işbirliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adaletin hakim kılınması için Türkiye ve Hindistan noktasında çok önemli rol oynayabilir. İnşallah bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben ziyaretimin her açıdan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başbakan'a misafirperverliği için ayrıca şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum. Thank you very much, sir. Thank you, excellencies. Çok teşekkürler, ekselanslar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, basın toplantımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler.